1 milyon 360 bin nüfusa sahip Kayseri, Melikgazi, Koca Sinan, Talas, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Hacılar, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinden oluşuyor. İşte karşımızda tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kurtuluş Savaşı'nda büyük emekleri olan, doğasıyla, mimarisiyle, kültürü ve güler yüzlü insanlarıyla Kayseri. Kayseri'de bizi dev bir meydan karşılıyor. Türkiye'nin ikinci büyük meydanı Kayseri'nin şanına yakışır nitelikte. Meydandaki iki anıt şehre girenleri selamlar. Atatürk'ün Kayseri'ye gelişini tasvir eden heykelle Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla yaptırılan saat kulesi şehrin birer simgesi olarak karşımızda duruyor. Kayseri denince pastırmadan bahsetmemek olmaz. Eşsiz tadı ve kokusuyla Kayseri pastırması meydandan bizi çağırıyor adeta. Pastırma usta ellerde enfes bir lezzete dönüşüyor. Çemenli ya da çemensiz pastırma ve enfes sucuk Kayseri'nin en önemli tatları. Çarşıya girdiğiniz andan itibaren her yanı saran muhteşem koku sizi alıp götürüyor. Zeytinburnu'na dönüşte yanınıza hediyelik pastırma ve sucuk almayı unutmayın. Şehrin içinde kültürün yeniden canlandırıldığı bir alan da mevcut. Kayseri Mahallesi. Tarihi Kayseri evlerinin bulunduğu Kayseri Mahallesi, bakkalın, berberin, fırının, aktarın ve diğer esnaf grubunun yeniden canlandırıldığı eski Kayseri adetlerinin görülebileceği mekanlardan oluşuyor. Mahallede yer alan konaklarda Kayseri musikileri, Kayseri yemekleri, sanat eserleri ve gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Kayseri'de Kadınlar Çarşısı'ndayız. Milli mücadele yıllarında bir şehit annesinin başlattığı seferberliğin yayılması ve kadınların emekleriyle alınan ve taşınan cephanelerin anısına buraya bu isim verilmiş. İşte bu yüzden Kadınlar Çarşısı'nın önemi büyüktür Kayseri için. Kayseri'de tarih öncesi çağlara yolculuk da mümkün. Arkeoloji Müzesi'nden girdiğiniz andan itibaren binlerce yıl öncesine gidiyor, dönemin uygarlıklarının izlerini görebiliyorsunuz.
Kayseri, Selçuklu izlerini hala büyük bir gururla üzerinde taşır. Sahabiye Medresesi, Selçuklu döneminin şık ve zarif bir örneğidir. Hunat Hatun Medresesi ise Batı cephesindeki taç kapısında bize ince bir mesaj verir. Kitabede, "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, gereği üzerine namaz kılan, zekat veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder ve onarır" mealindeki ayet yazar. Şehirde Selçuklu izlerini nereye baksanız görmeniz mümkün. Bunlardan biri de Sultan Hanı Kervansarayı. Klasik Selçuklu kervansaraylarından olan Sultan Hanı'nı farklı kılansa, ortasındaki köşk mescitte taç kapısının anıtsal yükselişidir. Kayseri'de birçok kümbet bulunur. En bilinenleri ise döner kümbet ve çifte kümbettir. 12 köşeli çifte kümbet 1247 ila 1248, 8 köşeli döner kümbet ise 1275 yılında inşa edilmiştir. Her iki anıt mezarda Selçuklu döneminin mimari özelliklerini, taş işçiliğini ve zarafetini günümüzde hala yansıtmaya devam etmektedir. Kayseri'ye gelip Mimar Sinan'dan bahsetmemek olmaz. Kayseri'nin Ağarnaz köyünde doğan Mimar Koca Sinan, memleketine 3 eser bırakmış, ancak günümüze sadece Kurşunlu Cami ulaşabilmiştir. Tek kubbeli bu cami, Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bu eser yüzyıllardır Mimar Sinan'ın Kayseri'deki tek eseri olarak dimdik ayakta duruyor. Kayseri'de Seyit Burhanettin Türbesi de mutlaka ziyaret edilmeli. Ömrünün son günlerini Kayseri'de geçiren Mevlana'nın hocası Seyit Burhanettin, şehrin manevi bekçilerinden biri. Kayseri'de halen öğrenci yetiştirmeye devam eden Kayseri Lisesi'nin tarihte büyük bir rolü vardır. Tanınan birçok ismin öğrenim gördüğü Kayseri Lisesi, milli mücadele yıllarında verdiği şehitlerle anılır. Lise, 1921 yılında öğrencilerinin tamamı şehit olduğu için mezun verememiştir. Bu yüzden şehirde vatanları için canını veren öğrencilerin anısına bir anıt dikilmiştir. Kayseri Lisesi içinde bir de Milli Mücadele Müzesi var. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde büyük mücadele veren, şehitler veren Behçet Kemal'in öğrencisi olduğu Kayseri Lisesi'nde 2016 yılından bu yana Milli Mücadele Müzesi halka hizmet veriyor. Buraya girdiğiniz andan itibaren yaşanan zorlukları, çekilen çileleri hissetmemek mümkün değil.
Kayseri, tarihi zengin bir şehir. Kültepe'de bulunan Höyük ve Karum adı verilen şehir, M.Ö. 2500 yılına kadar uzanır. Bölge, açık hava müzesi konumundadır. Şehir meydanında bulunan Kayseri Kalesi de zamana karşı ayakta kalmayı başaran yapılardan. Milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilen kalenin hemen yanındaysa Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve şehrin Osmanlı idaresine geçtiğini işaret eden bir cami bulunur. Ve Erciyes Dağı, kış aylarında şehirden gökyüzüne uzanan Nazlı Gelin, yaz aylarındaysa Kayseri'yi selamlayan ulu bir mabet gibidir. Buradan Kayseri'yi izlemek sizi başka diyarlara götürür. Kayseri'ye gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri de Anadolu Harikalar Diyarı olmalı. İçinde büyük bir hayvanat bahçesi bulunan bu mekanda ayrıca spor tesisleri de bulunuyor. Tesislerde geleceğin sporcularının yetiştirilebilmesi için tüm imkanlar halka sunulmuş. İşte Kayseri. Tadıyla, kokusuyla, dokusuyla bambaşka bir kent. Biz bu güzel Anadolu şehrinden ayrılıp ardımızda güzel hatıralar bırakıyoruz.